Anlıyorum. Acaba dışarıda sosyal bilimleri açısından dışarıda bir şey bıraktık mı kaygısı var. Ama bu kaygı ilerleyen yıllarda kitabın ikinci baskısında, üçüncü baskısında pekala yeni Değişiyor. yazılarla birlikte ortadan kaldırılabilir. Yani nihayetinde bu bir girişim, ilk girişim, ilk olmakla beraber bana göre de oldukça başarılı bir çalışma. Ama Teşekkür dediğiniz ederim. gibi yani ileriki yıllarda farklı katkılarla, farklı açılardan meseleye bakışlarla, onun etrafında yazılan yazılarla pekala bu daha da geliştirilecektir. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Yani en azından bu çalışmana şöyle bir şeye yol açabileceğini düşünüyorum. Hepimiz farklı disiplinler, sinekli bakkal okuyabilir ve bir şeyler konuşabiliriz. Evet. Hepimizin enstitü hakkında, Evet. bu roman hakkında bir fikri olabilir. Hiç unutmuyorum. Böyle çok toy zamanlarımda Rasim Özenören'le rahmetli bir röportaj yapmaya gitmiştim. Çok sesli bir ölüm hikayesinin filme çekildikten sonra yönetmenin hikayeyi alımlama biçiminin biraz toplumcu gerçekçi olduğunu söylemişti. Ama dedi ses etmedim. Sonra Çekoslovakya film ödüllerinden bir ödül alıyor. O Yücel Çakmaklı'nın Evet. çektiği o hikaye, film televizyon dizisi olarak, film televizyon filmi olarak çektiği hikaye. Ve dedi aslında ödül aldığı yeri de düşündüğüm zaman benim anlattığım hikayeden bambaşka bir yere gelmişti. Ama benim hiçbir itirazım olmadı. Yönetmenin de bu filme ödüle layık görenlerin dünyasının da orada bulduğu anlama saygı duydum. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Yani ben onu şu ideolojiyle yazdım veya herhangi bir biçimde bu ideolojiden alımlanmasına tahammülüm yok gibi bir şey söylemedi. Ve bir yazar olarak okurun kurduğu anlama alan açması gerçekten çok önemliydi. Bu sebeple hani herhangi bir çekince olmaksızın aslında arka planların, birikimlerin herhangi bir eserde bulduğu anlama açtığımız alanın eseri daha da değerli kılacağını düşünüyorum. Evet. Tabii Tanpınar'ın diğer romanlarında da var bu da. Yani Tanpınar'ın romanları gerçek hayatla, realiteyle de biraz ilişki içerisinde yürüyor. Evet, huzurda biraz bu biraz geri planda kalmış ama Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve sahnenin dışındakilere baktığımızda bazen açıkça, bazen de gönderme yoluyla sosyal hayata referanslar verdiğini görüyoruz. Benim de yer alan, bu kitapta yer alan yazımda da bunu açık bir şekilde gördüğümü düşünüyorum. Ne kadar iddiacı, ne kadar ikna edici oldu bilmiyorum ama bakıldığında bu romanın da bir hikayesi, bir arka plan olduğunu gördüm. İşte 1950 yılında Tanpınar, 1951 yılında sahnenin dışındakileri Yeni İstanbul gazetesinde tefrika ediyor. Bu tefrika sırasında gazetenin bir promosyonu var. Yani gazete kupon veriyor. Biz geçtiğimiz yıllarda da bunu yaşadık biliyorsunuz. Bir kupon karşılığında bir çekilişe katılıyorsunuz. Çekiliş de ilginç bir çekiliş, saat çekilişi. Yani gazete 1.000 tane yurt dışından İsviçre'den Geldi getirttiği şeylere. 1.000 adet saati belli bir kupon karşılığında ve bu kuponları biriktirenler arasında yapılacak çekilişle okurlara dağıtacağını söylüyor. Ve bu kampanya sırasında yani saat kampanyası sırasında da ilginç mottolar, sloganlar kullanıyor. Vakit nakittir gibi. Bize bu Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki şeyleri de enstitüyü meşrulaştırmak adına da tanıtmak adıyla da adına da oluşturulan sloganları hatırlatan cümleler kullanılıyor ve bununla karşılaştığımda acaba bunu Tanpınar bundan etkilenmiş olabilir mi diye aklımda bir soru oluştu. Ve bu süreci taradığımda, gazetenin o saat dağıtma sürecini taradığımda hakikaten romanla, romanda Tanpınar'ın kullanılabileceğini düşündüğüm pek çok döneye, hatta isme rastladım. Fakat Tanpınar evet buradan hareket etmiş olabilir ama bu saat promosyon hikayesini yazmış değil. Yani izleyicileri de bunu açıkça belirtmek gerekiyor. Tanpınar elbette bir romancı olarak
hayatı takip etme noktasında, insan psikolojilerine tahlil etme noktasında usta bir romancı olarak bunlardan, bu olaydan hareket etmiş olabilir ama nihayetinde yazdığı romandır. Yani roman olduğunu da unutmamak gerekiyor. Zannedersem evet, arkadaşlarımız da arka planda veriyorlar. O güne kadar Türkiye'de yapılmamış bir promosyon, saat promosyonu. Yani sayı olarak bakıldığında 1000 adet. İşte bunlardan bazıları oldukça değerli. Mücevher işlenmiş. Ondan sonra bir eşinin Churchill'de olduğu, bir eşinin de şanslı okuyucuyu beklediği bir saatten bahsediyoruz. İşte romanda geçen bazı isimlerin, işte Muvakkit Nuri Efendi, işte bizim çok ünlü bir saatçimize hatırlatıyor. Şemi Efendi. İşte Nuri'den Şemi'den Nuri'ye, yani işte ışık anlamıyla bakıldığında böyle arada ciddi benzerliklerin olduğunu gösteren bir yazı yazmıştım ve yani bu romanla alakalı, romanın realiteyle alakalı elbette ulaşabildiğim kadarıyla ilişkisini göstermeye çalışmıştım. Tabii demin söylediğim gibi evet, real bir zemin olmakla beraber Saatleri Ayarlama Enstitüsü bir romandır. Bu yani kampanya ne zaman? 1951. 51'de yapılıyor. 51'de yapılıyor. 54'te de Saatleri Ayarlama Enstitüsü tefrika ediliyor. Hatta bazı işte soru işaretlerim de oluşmuştu. Mesela acaba Tanpınar bu kampanyaya katıldı mı? Evet. Yani bir rumuzla yahut şeyle, listelere de baktım ben ama ismi yok. Ama rumuzlar falan var kampanyaya katılan ve kazananlar listesinde. Hocam, yalnız sizin yazınızda benim şu çok dikkatimi çekti. Turgay Hocam okuyuculardan aynı zamanda gazeteyle ilgili olumlu ve olumsuz yorum yapmaları da isteniyor. Yani kampanyaya katılmanın şartı bu, geri bildirim bana çok ilginç geldi. Gazete mesela. Yeni bir gazete. Yani 50'de yayın hayatına girmiş. Bu da önemli. Yani işte ne yapmamızı istiyorsunuz? Yani gazete belli bir program etrafında değil de biraz da popülist. Popülist bir, siz ne istiyorsanız onu yayınlayalım. Ya da yayın çizgimizi ona göre ayarlayalım tarzında biraz da enstitüyü ve Halit Ayarcı'yı da hatırlatan söylemlerle yola çıkıyor. Yani gazetemizin nasıl daha iyi olmasını istiyorsanız teklifleriniz açık olarak belirtin gibi, böyle tam Amerikan vari bir pazarlama stratejisini de gazetenin sürdürdüğünü görüyoruz. Bu da bize direkt Halit Ayarcı'yı, gazete sahibi, işte Habib Edip Törehan isminde, bugün ismi çok duyulmayan bir isim ama Halit Ayarcı'nın söylemlerini hatırlatıyoruz. Kendisi zaten bir iş adamı ve tanıyanların ifadesiyle Türkiye'de yeni şeyler denemeye meyyal birisi. 50 sonrası Türkiye'den bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, çok partili hayata geçmiş ve tek mesele, Türkiye'nin tartıştığı tek mesele, en önemli mesele kalkınma. Evet. Yani bu ülke nasıl kaldırılır? İşte Demokrat Parti başa geçmiş, kalkınma reçeteleri sunuluyor. Yani Halit Ayarcı da bir müteşebbis olarak işte liberal iktisat yanlısı, Amerikan ekonomik sistemini benimsemiş birisi olarak da buna dair fikirler öne sürüyor gazetesinde. Dolayısıyla Tanpınar'ın da gerek gazetenin yayın politikasından, gerek gazetenin sahibinden ciddi anlamda etkilendiğini de düşünüyorum. Çünkü bu gazete yeni bir gazete olmasına rağmen çok usta kalemleri de transfer ediyor. Tanpınar, Reşat Nuri Güntekin, Faleh Rıfkı gibi rüştünü ispat etmiş. Bunları yazdırabilmek için çok büyük paralar vermek gerekir. Yani niye bir yazar, usta bir yazar, sonu bilinmeyen bir maceraya, kendi açısından da, kendi kariyeri açısından da riskli bir maceraya atılsın? Ne karşılığında atılabilir? Yani yüklü bir transfer karşılığında bunu yapabilir. Dolayısıyla ben bu yazımda buna temas, yani reel karşılıkları üzerinde durmaya çalıştım.
Sanırım Turgay da istersen o konuya da istersen şimdi girelim. Benim yazımın... Turgay'ın yazısında da yine realiteden hareketle romanda yer almış olan bir mekan üzerine olacak. Mekanlar ve insanlar. Hocam şu öyle sözü alıp şu tarafa vereyim ben de. Kitapta en benim için kıymetli şeylerden bir tanesi de buydu tam olarak. Yani sizin, Turgay Hocam'ın, Cihan Aktaş'ın, Nesrin Aydın Satar'ın metinleri, Tanpınar'ın gerçek hayatı ve gerçek hayatında olan bitenlerle metnin ilişkisine bakan daha tarihsel, toplumsal, sosyolojik eleştiri bağlamında yazılmıştı. Turgay Hocam'ınkini de dinleyelim. Buna karşı çıkan, buna itiraz eden, buna kesinlikle gözlerimizi kapayarak romanı okumamız gerekir diyen yorumlar da var. Şimdi tabii bir roman çok büyük bir anlatı. Ona asla tek bir açıdan bakamayız. Onu asla tek bir yorumlama biçimiyle de yorumlayamayız. Onu asla bir ideolojik pencerenin içinde oturtarak mutlaka bu doğrudur diye de dayatamayız. Bu yüzden bir edebiyat metni işte bu yönüyle çok zengin bir anlatı çeşitliliğiyle karşımıza çıkar. Yani ilgi çekiciliği de orada zaten. Evet. Benim özellikle vurgulamak istediğim şey şuydu. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar, onun kendi hayatına baktığımız zaman böyle olağanüstü bir zengin hayatının olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı. Nihayetinde işte belli şartlarda milletvekili olmuş. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne geri dönmüş. İstanbul Üniversitesi'nde hocalığını devam ettirirken başka şeyler yapmış. Kendi gündelik hayatıyla ilgili işte eğlenceleri var, kendi hayatına dair bir kurgusu var ve yalnızlığı var. Şimdi bunun haricinde Tanpınar'ın neredeyse nesir yazılarının ve özellikle romanlarına baktığımız zaman kendi kronolojik hayatıyla belli şartlarda o kronolojik hayatının bu eserlere yansıdığını görüyoruz. Bundan sonuna kadar hoşnut değil. Özellikle ölmeden önce tuttuğu günlüklerdeki şu cümle aslında bunu gösteriyor. Biliyorsunuz bu günlük yayınlandı. O günlükte şöyle diyor. Ben bir romanı yazıyorum ve o romanı yazarken kendi hayatıma dahil olan kahramanları romanın ana ekseninden uzaklaştırmakta zorlanıyorum. Yani aslında Tanpınar'ın kendi hayatından belli şartlarda ilham alarak üretmeye çalıştığı edebiyat metinlerinde zaman zaman problemlerin çıktığını söyleyebiliyoruz. Bunun en bariz örneği Huzur romanıdır. Çünkü Tanpınar orada Mümtaz isimli kahramanla kendi kronolojik hayatıyla bağlantı kurduğu için zaman zaman kendi hayatının problemleriyle, kronolojisiyle Mümtaz'ın kronolojisini karıştırmıştır. Bu da aslında... Yahya Kemal'de de var aynı şey, evet. İhsan meselesi. Tanpınar'ın özellikle bundan rahatsız olduğunu kendisi bariz bir şekilde ifade ediyordu. Ve ben de hep şunu merak ediyordum. Tamam, olabilir. Tanpınar'ın kendi hayatıyla ilgili bu kahramanları nereden ilham alarak ortaya çıkarıyor? İsim vermiyor çünkü kahramanlarıyla ilgili. Bazılarını Yahya Kemal gibi isimleri veriyor. Mesela Huzur romanında bariz bir şekilde ve Huzur romanı yayınlandıktan sonra yaptığı iki tane röportajda da isim vererek kahramanın Yahya Kemal'le olan tesirini bizzat kendisi vurguluyor. Ama Yahya Kemal hiçbir şekilde onu bir işte olmuş veya olmamış diye bir şey söylemiyor. Tamamen duvar bir şekilde, sessiz bir şekilde bu mevzu ilerliyor, geçiştiriliyor. Fakat Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında ve Huzur romanında da ve sahnenin dışındakilerde de özellikle Tanpınar'ın kendi hayatındaki bazı mekanların, konuların, kişilerin anlatıya dahil olduğunu biliyoruz. Bunları nereden de biliyoruz? Tanpınar'ı tanıyanların yazılarını iyi okursak, Tanpınar'ın roman kahramanlarının kimden ilham alındığına dair bize bazı ünlemler ve soru işaretlerini bu yazılar veriyor. Ben bu yazıyı yazarken amacım aslında o Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli romanın belki de en cafcaflı, en karnavalla dolu,
en böyle olmayacak insanların, hikayelerin, olaylarının döndüğü kahvehanenin neresi olabileceği üzerinden düşünmüştüm. Ve bunları düşünürken de hani gidebileceği belli sayıda kıraathane, kahvehaneyi biliyoruz zaten. İşte ya Acem'e gidecek, ya Darut Talim'e gidecek, ya Halk Kıraathanesi'ne gidecek, ya Külliye'ye gidecek ve de karşı taraftaki işte başka Emirgan'a, Memirgan'a gidecek. Bunları biliyoruz. Hı. Fakat herhalde en yakın olan yer Darut Talim Kıraathanesi. Çünkü Şehzadebaşı diyor. Evet. Çünkü Zeynep Hanım konağından, yani İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin bulunduğu binadan çıkıp Darut Talim'e gitmeniz yürüyerek 3 veya 5 dakikadır. Evet. Çok yakın bir yer. Ama sadece Darut Talim'e de gitmediğini biliyoruz. Halk Kıraathanesi ve o kahvehaneyi işleten Halk Kıraathanesi'nin sahibi Nazmi Acar'dır. Nereden biliyoruz peki bunu? Özellikle o devirde meşhur olan diğer insanlar, Tanpınar'a çeşitli isimler, lakaplar takanlar, Tanpınar'la dalgasını geçen yeri geldiğinde, bu insanların yazdıklarından yola çıktığımız zaman, işte Darut Talim ismi verilen bu kıraathanenin aslında Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün niçin bir okuru cezbedeceğine dair olmazsa olmaz mekan olduğunu görebiliyoruz. Darut Talim Kıraathanesi'nde belli bir süre Nazmi Acar işletmiş. Hiçbir şekilde ismi verilmese de o ismi verilmeden tarif edilmiş aslında. Bu da bize bu kıraathanenin Darut Talim Kıraathanesi başta olmak üzere ve Nazmi Acar olmak üzere ima yoluyla da olsa gündelik hayatındaki o özellikleri romana yansıttığını bize düşündürtüyor. Evet.